Sevgili Ulupınarlı hemşehrilerim, gelişen yüzüyle İstanbul ilçeleri arasında adından sıkça söz ettiren ilçemizde cennet memleketimizin dört bir köşesinden gelerek buraya yerleşmiş ve burada hep birlikte kardeşçe yaşamaktayız. Anadolu gibidir Bağcılar. Bizler birbirimize gönül bağıyla bağlıyız ve bu bağın adı da memleket sevdası. Cennet yurdumuzun farklı yörelerinden gelip Bağcıların kültürüne zenginlik katan sizlerin ata ocaklarınıza dair hazırlamış olduğumuz bu belgesellerle kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istedik. Birbirimizi daha da yakından tanıyalım dedik. Modern belediyecilik anlayışıyla daha modern, daha gelişmiş bir adım önde Bağcılar için durdurak bilmeden çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu belgeselleri izleyip ata topraklarınız olan özleminizi bir nebze de olsa giderin istedik. İyi seyirler diliyorum. İstanbul Bağcılar'dan selamlarımızla geldik Ulupınar Köyü'ne. Eski adı Sığırçayır, yeni adı Ulupınar Köyü. Amasya ilinin Göynücek ilçesine bağlı. Amasya iline 50 kilometre, Göynücek ilçesine 5 kilometre uzaklıkta. Karadeniz iklimi yaşayan bir yer. Tertemiz havasını, ılık esen rüzgarlarını yüzümüzde hissederek aracımızla köye doğru ilerlerken yol boyunca uzun kavak ağaçları, çiçek bamyası tarlaları karşılıyor bizleri. Havadan bakılınca ayrı bir güzel buralar. Yeşil dağları, dağların eteklerinde çiçek bamyası, mısır tarlaları, ay çiçeği. Kırmızı kiremitleriyle yan yana sıralı evleri, yeni mimarisiyle camisi ve halkın sıcaklığı adeta kucaklıyor bizi. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köy halkı, saman, arpa, soğan, aşgaş, çiçek bamyası, ay çiçeği ve karpuz yetiştiriyor. Köy adını eski zamanlarda burada yaşamış Anadolu erenlerinden Ulu Pınar isimli bir zattan almış. Köyde dolaşırken saman yüklü traktörler ve tarlaya çalışmaya giden emekçilerimize rastlıyoruz. Elleri öpülesi köylülerimiz, emekçilerimiz. Yazın 200 hane olan köy, kışın 80 haneye düşüyor. Çoğu emekli olan köy halkı yazları gelip kışları tekrar Bağcılar'a dönüyor. Bağcılar'da yaşayan Ulupınarlılar ata topraklarını, köylerini hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Muhtarımız Fikri Çatal, bakın köy hakkında neler anlatıyor bizlere. İsmim Fikri Çatal, 1976 doğumluyum. 9 senedir de muhtarlık yapıyorum. 95 yılında evlendim, 3 tane de çocuk var. Köyün eski ismi Sığırçayı, yeni ismi Ulupınar. Ulupınar aşağıda bir evliyamız var, oradan alınma. Köyümüz 100 hane, ekin ekiyor, arpa ekiyor, bamya ekiyor. Pancar ekiyor, soğan ekiyor, haşkaş ekiyor, hayvancılık yapıyor. Keçi var, büyükbaş var. Yazın 200 haneye geçiyor. Kışında 80 haneye düşüyor. Yazın geliyorlar, kışın gidiyorlar. Sene 93'te İstanbul'a çalışmaya gittim. 95'e kadar çalıştık. Ondan sonra tekrar geri geldim. Tekrar askere gittim. Askerden geldim, biraz İstanbul'da kaldım. Ondan sonra da tekrar buraya geldik. Hayvancılık, çiftçilik uğraşıp duruyor. O şimdi emekli olanlar İstanbul'dan yazın köye geliyorlar. Yazın burada duruyorlar 2-3 ay. Ondan sonra tekrar geri İstanbul'a gidiyorlar. Eskiden köyde hayat aynen böyle devam ediyordu. Malcılık, davarcılık, ondan sonra reçberlik. Öküzüyle çüttürme, kanılarla sap getirme, düveninle harman düveme. Şimdi ise her şey bitti, traktör üzere. Hepsini traktör yapıyor.
Şuradan kalkıp şuraya oturmuyor adam. Arabasına biniyor, tarlaya gidiyor. Traktörüne biniyor gidiyor. Her şeyi traktör yapıyor. Bağcılar Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Gönderdiler, burada çekim yaptılar. Hepsine saygıyla selamlarım. Traktörüne saman balyalarını yüklemiş, kış için hazırlık yapmaya giden emekçi köylülerimize rastlıyoruz. Güne başlarken doğan güneşin berraklığı, akşam gün batımı, kuşların sesleri, yeşilin her rengiyle bizleri kucaklıyor Ulupınar Köyü. Yazın kalabalık olan köyde şenlikler, düğünler, davetlerle köy halkı hep birlik ve beraberlik içindeler. Ulupınar Köyü'nde köye gelen ve kalacak yeri olmayanlar için misafirhane yapılmış. Ne de güzel düşünülmüş. Ayrıca düğün ve cenazeler için yemekhane, aşevi köylüler tarafından yapılmış. Köy halkından bir amcamız bakın bize neler anlatıyor. Ben şu an 58 doğumlu gözüküyorum ama 57'de doğmuşum. Doğum tarihim 58 olarak geçiyor. Burada doğdum, burada büyüdüm. Bundan 30 sene, 40 sene önce Bağcılar'a yerleştik, Bağcılar'a. Bağcılar 100 yılda mükâmet ediyoruz orada olduğumuz için. Bağcılar Belediye'mize de teşekkür ediyorum. Eskiden çocukluğumuz malla, davarla geçti. O zaman yaylada duruyorduk. Bizim davar sürümüz vardı. Tabii biz, bu arkadaşların da malını vardı, mal güderdik beraber. Böyle hayatımız geçti. 20 yaşına deyince askerden gelince amcamın oğlu da abi bizim köylerin yarısı %75'i İstanbul'a koştuk. Ondan sonra oralara yerleştik, yuva kurduk. Yokluk içinde geçti. Dağda davar güderdim, yemi ekmek yok. Yalın ayak gezerdim dağda. Öyle zamanımız geçti. Allah'ıma çok şükürler olsun devletimize, milletimize. Bu köy soğan eker, soğanla uğraşır. Malcılıkla uğraşır. Ondan sonra bamiyeyle uğraşır. Bamiye de çok eker, çok para yapıyor. Burada her şey ekiyorlar. Yani ekmedikleri bir şey yok. Ayçiçeği, şeker pancarı. Burada yapmadıkları bir şey yok. Ekin, buğday, artık ne sayarsan say. Babam çarık giyiniyordu. Yoktu ki, zaten fakirdik biz. Doğruya doğru. Biz yörüklerden gelmeyiz Aydın'dan. Babam öyle anlatırdı. Dedem derimiş biliyor musun? Buraya çoban olarak gelmişler. Buralara da yerleşmişler. Misal Mıktar'ın babası Gil. Bu Tokat tarafından gelmişler. Onlar da buralara yerleşmişler. Burada 9-10 kişi varmış. Fazla yokmuş. 9 haneymiş. Buraları işte o zamanlar parsellemişler. Devlet vermiş. Ama çok şükür geçinip gidiyorum işte. Burada düğünlerimiz oluyor, nişanlarımız oluyor. Çok güzel bir birliğimiz, beraberliğimiz oluyor. Neye geliyorlar? Köy köydür. Yani köyümüz güzel yani öyle. Görüyorsun dağdaş temiz. Adam uykuyu bir saat de alıyor. Bir saat uyku burada yetiyor. Niye? Havadan güzel, nem yok. Şu havayı sen de görüyorsun. Durgun, sakin, yaz havası mı dersin? Böyle bir güzel mutluluk havası mı dersin? Ben burayı çok seviyorum kendi köyüm olarak. Gençlere de okumalarını tavsiye ederim. Çünkü ben okuyan adamları çok seviyorum. Bağcılar Belediyesi'nin başkanıma da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum buraya sizi gönderdiği için böyle güzel günde. Köyün deresi kuraklıktan dolayı akmaz olmuş. Eskiler bu dereyi hatırlarlar. Nasıl da coşkuyla akıyordu. Tarlalardan gelen mis kokular köyü adeta kucaklamış gibi. Güler yüzlü dedeleri, amcaları, ablaları, teyzeleri, çocukları, gençleri gönülden bağlılar memleketlerine. Mis gibi kokan ağaçların içinde uçan kuşları, güneşi, doğası, havası ile başkadır köyümüz diyorlar. Köyde kullanılmayan bir ilköğretim okulu var.
Yaşlıların çoğu bu okulda. Bu sıralarda okuma yazma öğrenmişler. Eski günlerine, anılarına dalıp gidecekler. Köydeki çocuklarımız için taşımalı eğitim sistemi yapılıyor. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan asfalt yol yapılmış. Mahalle sayısı fazla olan köyümüzün eski evleri yok denecek kadar az. Eski evlerin yerlerini yeni evler yapılmış, yapılmaya da devam ediyor. Eski evlerin yerlerinde sadece yaşanan anılar kalmış artık. Köyümüzün yöresel yemekleri arasında keşkek, bakla dolması, haşhaşlı katmer, helle çorbası var. Her biri birbirinden güzel, tadına doyamayacağınız yöresel yemekler. Köy halkından Halil Bey'i dinleyelim. Halil Aca, evliyim. İki çocuğum var. 1974 doğumluyum. Buradaydım, köyümde. İstanbul'a gittim 96'da. Yeni EYT'den devletimiz bir hak sundu. Ondan dolayısıyla geri memleketime geldim. 27 senedir İstanbul'dayım. Bağcılar 100 yılda ikamet ettim. Yazları tabii ki babam buradaydı. Tatil vesaire geldik buralara. 15 gün, 20 gün, 1 ay burada takıldık. Arazilerimizle uğraştık. Çiftçiliğinle uğraştık. Kışları da İstanbul'da. Çalışıyordum, bir özel sektörde çalışıyordum. Çobanlık yapıyordum. Kendi işim vardı, servisçilik yapıyordum. Öyle bile bir zamanımız geçti. Çiftçiliğine, büyükbaş, hayvancılığına yaparlar. Keçi, koyun, tarım. Yani tarım derken yani pamuk hayrı, çepsinden bakarlar yani pancarından. Özellikle bamya bizim bura. Bamya, buğday, arpa. Yazları çok kalabalık. Hele bayramlarda yani anlatamam yani yaşanılır. Bu gördüğümüz yer var ya, almıyor desem almıyor. Burada şenliklerimiz oluyor bizim. Çok güzel bir şeyimiz oluyor yani, bir katılımcımız oluyor burada. Yemeklerimiz, düğün salonlarımız, cenazemiz olsun buralar doluyor. Düğünlerimiz olsun buralar doluyor. Bu meydan köyümüzün, yemekhanemiz burası, aşağımız burası. Misafirhanemiz hemen bir arka tarafındaki pembe olan yer. Eskiden şuramız sağlık ocağıydı. Zaman zaman tabii köyde biraz azalma olunca şeyleri aldılar buradan. Hemşireleri aldılar. Köyde eskiden ebedirdiler. Onları buradan aldılar. Abdullah Özdemir'e çok teşekkür ederim. Köyümüze bir ekip gönderdiği için, köyümüzü bir diğer köylere tanıttığı için Allah razı olsun. Ne diyelim? Biz de Bağcılar'da büyüdük. Bağcılar çocuğuyuz biz de. Yani mutluyum, Bağcılar'da olduğumdan da mutluyum yani. Bu arada da Göğünecek, Amasya Göğünecek Sığırçay Köyü. Dernek Başkanlığı yardımcısıyım bu arada. Orada da görev alıyorum. Geçen haftada şenliğimiz vardı. Sağ olsunlar geldiler Bağcılar Belediyesi'nden. Arkadaşlarımız geldi. Noktaladık, bitirdik. Pandemi dolayısıyla yapamadık ama bu sene güzel yaptık. Bu sene güzel oldu pikniğimiz, dernek pikniklerimiz, etkinliklerimiz güzel oldu. Tabii ki Bağcılar Belediyesi'ne de çok sağ olun, teşekkür ederiz. Bize bu imkanları verdiği için mutluyuz. Tertemiz asfalt bir yoldan ilerliyoruz köyün içlerine doğru. Sular açılmış. Tarlalar sulanıyor. Su bereket demek. Su olmadan hiçbir şey olmuyor. Köylüler tarlaları sulamak için boruları getiriyorlar. Yoğun bir çaba var köyde. Köy halkı çalışıyor. Köyün mezarlığı yeşillikler içinde. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarımız burada yatıyor. Traktörler bir o yana bir bu yana koşturuyorlar. Saman yüklü kamyonlar, traktörler. Köyde koşturmaca var. Köylüler tarlada bamya topluyor. Bamya köyün her yanında yetişiyor. Şu karpuzun güzelliğine bakar mısınız?
Ayçiçeği yüzünü güneşe dönmüş. Artık toplanma vaktim geldi diyor. Gezen tavuk denen hayvanlar işte bunlar. Hani İstanbul'da o meşhur gezen tavuk yumurtası var ya. İşte gezen tavuklar. Bu tavukların yumurtası çok lezzetli. Biraz fazla geziyorlar. Yeni doğmuş civcivler. Hepsi bir arada. Köyde her tavuğun arkasında yavruları civcivler. Ne güzel, doğal bir görüntü. Turan Bakır bize Ulupınar Köyü'nü bakın nasıl anlatıyor. İsmim Turan Patır. 1956 doğumluyum. Doğuma büyüme bu köydeyim, Tirşen'deyim. Şimdi bizim köyde en çok davacılık yapardık. Yani ufak hayvan. Şu Tunga Deresi dediğimiz yere davarı sen çal ben çalım. Çobanlar dövüşüyor. Ama şimdi Tunga Deresi upuzsuz. Aa şimdi git sinek avla. İstanbul'a gitti millet ha. Bizim köyde hiç yoksa 450-500 hanemiz var İstanbul'da. Sultanbeyli. 100 yıl Arnavut köyü. Altınşehir. Şimdi yani bir yaşla 5. ay, 4. ay 15'i geliyorlar. Ondan sonra bundan 10. ay 10'u 15'i dedi mi daha köyde kimseyi bulamam. En genci benim. 67 yaşındayım, emekli bulursam bulurum. Genç bulamam köyde. Aa şimdi şurada bir yığınım var. 500 lira veriyorum. Yok kimse almıyor. 500 lira. 1 milyar istiyor. Neden 1 milyarlık akın çıkmaz? Otantik bir köy evi. Odunlar dizilmiş sıra sıra. Bir ablamız bizleri seyrediyor balkondan. Köyde bir ahıra konuk oluyoruz. İnekler ne de şirinler. Bakın bir buzağı ancak bu kadar güzel olabilir. Tabii sarılıp öpmek lazım. Muhteşem bir görüntü. Köyde yaşamanın hazzı bu olsa gerek. Kendi başına köyde otlanan bir eşek. Kameramıza işte böyle yansıyor. Köyün bütün yorgunluğu üzerinde gibi. Yayılıyor kendisi. Köylerde eşekler çok işe yarar. Taşıma işi onlarındır. Aracımızda giderken kalabalık bir sığır sürüsü yolumuzu kesiyor. Karınları doymuş. Çobanları da yanlarında. Ulupınar köyünün verimli topraklarından besleniyorlar. Ne güzel. Odun ateşinde semaver yakılmış. Çaylar hazırlanıyor. Mis gibi. Tadı bambaşka. İşte köyün çeşmesi akıyor şırıl şırıl. Köylülerin bu çeşmeyle çok işleri var. Önündeki uzun yalak hayvanların su içmesi için yapılmış.